hayatın annesi zannettiğim kadınla ben çoktan tanıştım ki. Kadın deli, crazy. Nasıl ya? Kadıncağız kendini hayatın annesi zannediyor. Eski emektar. Kendi çocuklarını kaybedince hayata sarmış. İşte böylece idare ediyorlar, yazık. Ya, ya olamaz. Alo? Alo. Tuval Hanım, nasılsınız? Ya gülmekten ölüyorum ya. Şu sarı çubuk dido var ya. Emine Hanım'ı hayatın annesi zannediyor. Bana kopuyor mu? İşte gelmiş bana yetiştiriyor, ona gülüyorum. Dido ya. Vah Dido ya. Çok komikmiş gerçekten. Öyle mi sanmış? İşe bak ya. O da gülüyor. Koptu kız. Neyse ben durumu anlattım. Şimdi böyle kaldır Osman'ı. Bir görmen lazım ya. Neyse niye aramıştın tatlım? Ha. Ben sizi niye aradım? Yok bir şey ya, hiç önemli bir şey yok yani. Bu önümüzdeki sezonun moda trendlerini ben soracaktım size de. Önemli, bir sonra konuşuruz. Tamam, bay. Kızım, mesele çözüldü ya. Oh, oh. Yandan, yandan, yandan. Neyse, hadi biraz konuşsunlar. Konuşsunlar. Bana kızmasın. Bütün bunların sorumlusu annem. Hepimiz aynı baskılarla büyüdük. Ya en azından ben de bu yollardan geçtim. Aynı değil. Sen erkeksin. Kafana göre gittin. İstediğin şehirde, istediğin okullarda okudun. Kafana esti. Karavanla dünyaya gezdin. Ben bunlardan hangisini yapabilirdim söylesene. Bunun cinsiyetle bir ilgisi yok. Sana göre yok. Ya ben İstanbul'da üniversite okuyabilmek için annemle babama kaç ay dil döktüm, sen biliyor musun? Bak sadece okuyabilmek için diyorum. Bu ülkede kadın olmak demek, her şeyle mücadele etmek demek. Sokakta dolaşan binlerce ruh hastasının sakat zihniyetiyle savaşmak demek. Tamam. Ama bunların sorumlusu ben değilim. Sen değilsin. Annem değil, babam değil. Kim peki? Ya annem iş bulamıyorsan Giresun'a gidiyoruz demeseydi bunların hiçbiri olmazdı. Başlangıçta her şey ailen yüzündendi. Ama sonrasında oyuna neden devam ettiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ya sevmek de mi suç? Bana sevmek de sevilmek de mi suç? Annem orada perişan, ben burada, Murat kim bilir ne halde? Murat'a ne olmuş ki? İlk buluşmamızın ortasında kalkıp gittim, bir açıklama bile yapamadan. Nereye gittin desem verecek bir cevabım bile yok. Belki de bir daha görüşemeyeceğiz. Yani ben hayata da, aşka da bir sıfır yenik başladım İbrahim.
Ya tamam birader ya. Sıkma canını bu kadar. Görmemişsin aradığın falan. Görünce elbette geri ararsın. Ya benim tek derdim benim arabamı cevaplamaması değil ki. Bilmediğin başka bir şey mi var? Yani ilişkimizi saklamak istemesi. Onu evinden alıp bırakmama karşı çıkması. Bir aydır kendi evinde kalmaması. Şimdi bu. Ne bileyim bilemiyorum. Ne çıkarıyorsun bütün bunlardan? Hayat galiba benden bir şeyler saklıyor. Ne gibi? Bilmem. Dedim ya. Sadece sezgisel. Peki ne yapacaksın? Sevgilime güvenmeyi seçeceğim. Evet, bizim şimdi sana birkaç tane haberimiz var canım arkadaşım. Ama öncesinde bir nasılsın diye mi sorsaydık acaba? Nasıl olayım Aslı? Yani o yüzden onu biliyoruz, onu geçiyoruz, sadede geliyoruz. Yalnız bu haberlerden birkaç iyi, birkaç kötü. Gönder gelsin. Gönder gelsin ya. Kötüyle başla, ben alıştım zaten. Tamam. Annen senin Suna Pektaş rolü yaptığını Didem'den öğrenmiş. Yani bu da Didem öğrendi demek oluyor. Nasıl ya? Bir boy eksikti. Peki sonuç? Şimdi şöyle, biz gerekli görüşmeleri yaptık. O sarı kafa zaten direkt solu Tuval Hanım'da almış. Ama o da anneni senin annen olmayan, kendini senin annen sanan annen olarak bildiğinden dolayı... Yani özetle mesele ortadan kalktı. Sorun yok. Tuval Didem'i bir güzel paketlemiş. Biz de biraz önce Doruk'u aradık. Murat'ın hiçbir şeyden haberi yok. Annem nasıl peki? Şaşkın. Ve öfkeli. Ben de öyleyim. O yüzden ben eve geri gitmeyeceğim. Nasıl? Bayağı. Saçmalama kızım, annene ne diyeceğiz biz? Onu bana gözüm seni görmesin demeden önce düşünecektim. Nerede kalmayı düşünüyorsun kuzum, Allah korusun? Bilmiyorum. Bir pansiyon falan bulurum herhalde.